Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için çiçekli güzel bir örnek hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın markası Faydar İpek. Kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Markayı bilmiyorum diyenler için kenarları delinmeden oldukça düzgün şekilde tığlandı. Ben iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı bitirdikten sonra yazmamın kenarlarını ütüyle hafifçe düzelttim. Böylece üzerine örneğimi kurarken daha güzel yerleşiyor. Siz de tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Orada daha önce istek üzerine nasıl yaptığımı, püf noktalarımı neler olduğunu anlatmıştım. Yazmamın kenarlarını Altın Başak marka 3 numara yeşil ipimle tığladım. Çiçeklerimi yaparken de hemen bakalım numarasına. Altın Başak 639 numara, böyle açık bir tarçın tonu kullanacağım. Altın Başak 50 numara sarı ve Leylak marka üzerinde füme yazan gri ipim var. İçinde kahverengi de var ama ben tarçın rengi ile kahverengiyi birbirine çok yakın bulduğum için sadece tarçın rengi kullanacağım. Eğer Oya'nın bütününü yapsaydım düşünürdüm ama sadece örnek göstereceğim için bu 3 renk yeterli olur diye düşündüm. Kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 de kullanabilir ama ben hep 22 kullanıyorum. Hemen Oya'mın yapımına başlıyorum. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Şöyle yazmamın kenarına geldim. Tığ batının altından ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ batının altından 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden tutturuyorum. Bu şekilde ben çiçek yuvaları arasında 10 tane boşluk bırakacağım. Başlangıç için şimdi 3 tane yeterli. Tığımın ucunda ipimi 2 defa sardım. Tığ batıda bir boşluk bıraktım. İkincinin altından giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Üstüne 1, 2 zincir çektim. Bir defa doladım, geldim yuvaya. İkişer ikişer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu birinci sık iğnem. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Beş tane sık iğnemi yaptım. Düzelttim trabzanımı. Altıncı sık iğnem yuvamızda. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 6 zincirimle şöyle tepeden tutturdum. Üstüne 1, 2 zincir daha çekiyorum. Tekrar düz tarafına geçtim. Bir defa doluyorum burada. Yaptığım zincirimin altından girdim. 2, 2 çıktım. Bir doladım. İkinci trabzanım. Bir doladım. İkişer ikişer çıktım. Üçüncü. Dördüncü. 5, 6, 7, 8. 8 tane yaptık. Burada hemen yuvadan 8 tane trabzanımı tutturuyorum. Şöyle oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta ilk yaptığım trabzanımın tepesinden 2 iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Sık iğneyi şöyle zincirimin altından yapıp kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğne. Üçüncü. Dördüncü. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yaptık. Yaprağımız bu şekilde. 11.yi yuvadan yapıyorum. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Geri döndüm. Düğümledim çiçek yuvasını. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü sık iğne. Bir tane de şöyle tığ battının altından yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ battının altından 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ battıya
Bu şekilde 10 tane yapacağım aralarda. Sonrakine şöyle göstereyim arkadaşlar çiçek yuvasını. Boyamızın çimeni sadece bu. Yaprağımız, çiçeğimiz. Bu şekilde. Şimdi ben hızlıca her renkten birer tane yapabilmek için iki tane daha çiçek yuvası hazırlayacağım. Sonra üzerinin çiçeklerini birlikte süsleyelim. Ben oyamın çimenine iki tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde hazırlıyorum. Dileyenler aradaki çimen sayısını değiştirerek daha sık daha seyrek ayarlayabilir. Hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğimi yaparken ilmeğimi oluşturuyorum. Tarçın rengi ipimle başlayacağım. Yuvamıza geldik. Oyamızın ters tarafından başlayacağız arkadaşlar. Ters yüzde. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Geri döndüm aynı yuvaya. Yine sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzüne geçtim. Sık iğne ile oluşturduğum yuvadan ipimi tutturdum. Biraz yakınlaştırsam daha güzel görürsünüz. Hemen üzerine iki tane zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. Birinci kirpik. İki tane zincir çektim. Sık iğnemi yaptım. İkinci kirpik. İki zincir. Bir sık iğne. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 tane iki zincirli minik minik kirpik şöyle yaptık. Şimdi yuvamıza döndük tekrar. Bir sık iğne yapıyoruz. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir. 16 zincirle şöyle etrafını dolaşıyoruz. En başa yine yeşil yuvadan sık iğne ile tutturduk. Bir zincir çektim üstüne. Örneğimin düz yüzünü döndüm. İlk yaptığımız kısmı şöyle öne doğru yatırdım. Tığ denk gelmesin, düzeni bozulmasın diye. Sık iğne ile tutturuyorum. 2 zincir. 1 sık iğne. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 tane zincir çekiyorum. 14 15 16 17 18 tane kirpik yaptık. Yuvadan bir tane daha sık iğne yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi kesiyorum burada. Çiçeğimizi gösterelim arkadaşlar. Şu kısımlar birbirinden uzaklaştığında sık iğne ile tutturduğumuz kısımlar çekip düzeltiyoruz. İpimizin fazlası yakıldığında ve ütülendiğinde tam iç içe güzel bir çiçek oluştu. Şöyle göstereyim. Ben hızlı bir şekilde diğer çiçeklerimi de yapacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyamın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Ütüledim. Ütülendikten sonra bu şekilde görünüyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Verdiğim sayılara göre gittiğinizde benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yazmayla da çok uyumlu oldu. Şöyle biraz geniş açı göstermek istiyorum size. Şöyle çiçekleriyle falan. Gayet güzel oldu bence.
Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da, o yanım sayfamda. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin.